Merhaba arkadaşlar. Bugün bir dağ gezisine geldik. Dağın etrafında böyle turistik mağazalar var. Otel ve onsen de bulunuyor. Mino istasyonuna yakınmış. Burası Mino Parkı. Az önce söylediğim gibi Hankyu Mino Station'ın istasyonun yanında. Burası istasyon. Şu tarafa döndüğünüz zaman sonbahar yaprakları, akciğer yapraklarını böyle kızartıyorlar. Akciğer yaprakları dediğimde şunlar. Şu bebeği ezecektim az önce, karşıma çıktı birden. Şu ağacın kırmızılığına bakar mısınız? Çok güzel. Burada da sarı var. Bu tarafta da sokak yemekleri kısmı. Birazcık şu tapınaklara bakmaya gidelim. Bunlar fal çekiyorsun, omikuji deniyor. Daha yolun yarısındayız. Biraz daha yolumuz var. Bir de bunun bir saat aşağı inmesi var. Şelaleye yaklaştık. Şu ileride büyük şelale var. Şelaleyi gördük. Artık yavaştan dönüyoruz. Buradan sonra başka bir yere de gideceğiz. Onun planını yapıyoruz şu an. Japonya'da pek pazar yok. Güzel sonbahar fotoğrafları çektik. 3 hesabımız var. Bir kişisel hesabım, bir Masaki ile ortak. Bir tanesi de Japonya'dan fotoğraflar paylaştım. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir dağ gezisine geldik. Dağın etrafında böyle turistik mağazalar var. Otel ve onsen de bulunuyor. Şurası onsen. Böyle ayaklarını falan koyanlar var. Bir de ilerisinde başka onsen varmış. Bu ayak için sular. Bir de asansör gibi bir şey var. Üst kata çıkan. Yürümek isteyenler için de şurada bir harita var. Yarım saat falan sürüyormuş ama yürümeye bağlı. Yavaş yürürseniz bence bir saat falan sürebilir. Ön üst tarafta şelale ve köprü bulunuyor. Alt tarafta da işte tapınak ve turistik mağazalar, yiyecek, sokak yiyecekleri falan var. Mochiler, o tarz şeyler. Size de göstereceğim şimdi. Birlikte gezelim. İlk defa geldim buraya. Sonbaharda kestane popüler olduğu için bu taraflarda hep kestane satıyorlar. Sonbahar yaprakları, akciğer yapraklarını böyle kızartıyorlar. Burada da el yapımı süsler var. Çok hoş yapmışlar. Burada da bisiklet ve motosiklet park yeri. Akciğer yaprakları dediğimde şunlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle şekli birazcık farklı. Yıldız şekline benziyor. Hafiften. İyi de ama soğuk olmadı demiyor. Daha tam olarak mevsimi değil. Ama şimdi de birazcık turuncu olduğu için, turuncu kırmızı olduğu için gelip görelim dedik. Hem de yürüyüş olur. İlerleyen haftalarda tekrar geleceğiz. O zaman böyle daha da güzel, her taraf turuncu kırmızı olacak. Çiftler de çok var. Gördüğünüz gibi şurada da bankta oturanlar. Birçok yerde böyle köprü var. Manzarası çok hoş ama çoğu yer hala yeşil olduğu için şu an çok fotoğraf çektirmedim. Masaki de birkaç tane çekti. Ama hala yeşil olduğu için pek hoş çıkmıyor dedi. İlerleyen haftalarda geldiğimizde daha çok fotoğraf çekerim. Instagram'a da atacağım.
Ay şu da çok koşturuyor. Çok turuncu. Şu bebeği ezecektim az önce. Karşıma çıktı birden. Bu taraflara çocuklu aileler de çok geldiği için birazcık dikkat etmek lazım. Bir de yanında köpek de oluyor. Hani görmüyorsun. Az önce bir köpek arabanın altında kalacaktı. Ve çok ufaklar. Hani birazcık yerlere bakarak yürümek lazım. Çocuktu, hayvandı falan karşına çıkıyor. Keşke korona olmasa da şu maskeleri takmasak yani. Orman havası böyle almak istiyorum. Bir de çok yoruyor yürürken. Biraz dağlık bir yer ya. Konuşurken zorlanıyor insan. İnsan olmasa maskeyi çıkaracağım yürürken de. Bayağı kalabalık. Şu ağacın kırmızılığına bakar mısınız? Çok güzel. Turuncuları da seviyorum ama böyle kırmızı olunca daha güzel oluyor. Burada da sarı var. Şöyle yakına gideyim. İşte bu tarz yaprak olanlara momiji deniyor. Akçaağaç yaprağıymış. Önce tekerlekli sandalyeli birini gördüm. Nasıl çıkmış bu dağa? Şaşırdım doğrusu. Bu tarafta da sokak yemekleri kısmı. Genelde tatlılar var gördüğüm kadarıyla. Elma şekeri varmış. Tayyaki, başka bu neymiş? Karage. Tatlı patates. Bir de oden dedikleri böyle bir şey yemek var. Mochi değil bunlar. Başka şeyler içine atıyorlar. İçkiler. Japon tarzı bir yer burası. Yani böyle geleneksel şeyler var. Takoyaki de varmış. Dangolar var. Birazcık şu tapınaklara bakmaya gidelim. Çok güzel. Şu kırmızı köprülere bayılıyorum ya. Giriş yasakmış. Bir de böyle şerit çekmişler zaten. Bu tarafta tütsü yakıyorlar içeride galiba. Çok güzel bir koku geliyor. Tütsülerin kokuları genelde güzel oluyor. Ama bazısı böyle yanık gibi kokuyor. Birazcık ağır oluyor. Aa, buraya da omikuji asmışlar. Omikuji'yi kendin yazmıyorsun. Kendin yazdığın dilekler farklı böyle tahtaya yazılıyor.
Bunlar fal çekiyorsun, omikuji deniyor. Rastgele çektiğin falı buraya yapıyorsun. Genelde gerçekleşmesini istediğin şeyleri asıyorsun. Masaki oradan resmi çekiyor. Eli sallayayım. Çeşitli yollar var. Şuradan çıkan amcayla teyze var mesela. Oradan da çıkabiliyorsun. Biz şu taraftan gideceğiz. Köpekçik geldi yine. Hava çok güzel. İlk başta çok sıcaktı. Bayağı kalın giymiştik. Ama şu an birazcık soğumaya başladı. Dağlık yer olduğu için. Daha yolun yarısındayız. Biraz daha yolumuz var. Bir de bunun bir saat aşağı inmesi var ama hava kararıyor. Video düzgün çıkar mı bilmiyorum. Fotoğraf çekeceğim o zaman daha çok. Şu anda hazır hava aydınlıkken videolar çekeyim dedim. Şelaleye yaklaştık. Şu ileride büyük şelale var. Herkes fotoğraf çektiriyor. Bu arada şapkamı değiştirdim. İki tane şapka getirmiştim. Masaki'nin kafası üşüyünce bu kırmızıyı ona verdim. Ve bu arada lenslerimi beğendiniz mi? Bugün mavi taktım. Bayağıdır lens takmamıştım. Bu lensleri 2 yıl önce, 2-3 sene oluyor işte, yani 3. seneye gireceğim. Japonya'ya ilk geldiğimde almıştım. Yani bu markayı. Daha sonra beğenince tekrar almaya başladım. Ama ben yeşil renkleri daha çok seviyorum. Bazen mavi hoş durmayabiliyor. Hani rengine bağlı. Çok kalabalık ya. Sonunda geldik. Birazcık fotoğraf çekeceğim. Görüşmek üzere. Şelaleyi gördük. Artık yavaştan dönüyoruz. Eğer vaktimiz kalırsa, hava çok kararmamış olursa bu tarafta başka bir yer daha var. Oraya da gideceğiz. Buradan sonra başka bir yere de gideceğiz. Onun planını yapıyoruz şu anda. Hani yemek yiyip mi gitsek, yemeden mi gitsek, orası kapanabilir çünkü. Tapınak gibi bir yer. Ya finish. Ben de konuşacak sanıyorum. İyi, tamam. Yanımızda atıştırmalık bir şeyler getirmiştik. Onları yiyebiliriz yolda diyor. Hani önce tapınağa gidelim, tapınaktan sonra en son geriden sonra yemek yiyelim dedi. Ama acıkınca da uykusu geliyor, yoruldu da biraz. Hani yiyip öyle gidelim, bari dinlenmiş de oluruz dedim. Ama neyse, öyle istiyorsa öyle yapalım. Benim için de hiç fark etmez. Uzun zamandır böyle yerlere gelmemiştik. Yazın da çok sıcaktı zaten. Böyle çok çıkmıyordu. Korona falan vardı bir de. Bir tane küçük narın fiyatı 400 yenmiş. Japonya'da pek pazar yok. Bazı kesimlerde varmış. Burada yaşayan Türklerin bazısı söylüyor ama ben hiç görmedim yani. Böyle ancak mahalle arasında veya bazı yerlere kendileri tezgah kurup satıyorlar. O da pek pazar değil yani.
Güzel sonbahar fotoğrafları çektik. Her yer rengi değiştirmedi ama böyle değiştirmiş yaprakları çekiyoruz. İki tane lensimiz var. Biri daha uzağa çekiyor. Daha yakından ve net çıkıyor. Onu da getirdik. Hani daha güzel çıksın diye. Instagram adresim videonun altında var. 3 hesabımız var. Bir kişisel hesabım, bir Masaki ile ortak. Bir tanesi de Japonya'dan fotoğraflar paylaştım. Üçünün linkini de aşağıya bırakacağım. Birazcık korkunç gözüküyor burası. Minon istasyonuna yakınmış. Burası Mino Parkı. Aslında park değil, orman gibi yani. Kocaman, çok büyük bir yerde. Bir saat gidiş, bir saat geliş olarak gösteriyor. Tabii ki tamamını çıkmak zorunda değilsiniz. Buranın etrafında şöyle şeyler varmış. Mino Station diyor. Mino istasyonuna 5 dakika uzaklıktaymış. Az önce söylediğim gibi Hankyu Mino Station'ın istasyonun yanında. Burası istasyon. Şu tarafa döndüğünüz zaman zaten gözüküyor, bir yol var. Herkes oraya gidiyordu. O taraftan ormana çıkıyorsunuz, dağa çıkıyorsunuz. Hankyu Mino Station. Şöyle yakından da çekeyim. Şöber kapakları da akça ağaç desenleriyle, yani momij ile. Başlangıç noktasına geri döndük. Gezimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İlerleyen haftalarda dediğim gibi tekrar geleceğiz. Çekip onları da kanala yüklerim. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.